Herkese merhabalar. Buhranlar büyük kahramanlar doğurur konusuyla birlikte İnkılap Tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 temel amacı vardı. Birinci amacı milli bağımsızlık. Yani ülkeyi düşmandan kurtarmak. Ülkeyi düşmandan her anlamda kurtarmak. İkinci amacı ise milli egemenlik. Yani ülkeyi halkın yönetmesi. Üçüncü amacı da tabii ki bunları milli birlik ve beraberlikle sağlayacak. Üçüncü amacı da laiklik ve çağdaşlaşma. İşte bu amaçlarını, bu fikirlerini belirlerken esasında Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen kişiler vardı. Yani çocukluğu sırasında, eğitim hayatı sırasında, askerliği sırasında Mustafa Kemal Atatürk farklı farklı insanlardan etkilendi ve onlardan öğrendiği fikirler sayesinde milli bağımsızlık, milli egemenlik, laiklik ve çağdaşlaşma gibi kavramları bizlere armağan etti. Tabii Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen sadece kişiler değildi. Aynı zamanda olaylar ve durumlar da vardı. Tonguç'um, bütün bunları güzel bir şekilde öğrenip aynı zamanda LGS kampımızda bütün ayları takip edip mükemmel bir şekilde inkılap tarihinde ne yapıyoruz Songuç'um? 10'da 10 yapıyoruz. Harikasın. 10'da 10'u hedefliyoruz ve 10'da 10 yapmak istiyoruz. Hiçbirini kaçırmak istemiyoruz. Hatta bununla alakalı şöyle birazdan sana ödev vereceğimiz Zoru Bankası'nın adını da 10'da 10 koyduk. Neden 10'da 10 koyduk? Çünkü inkılap tarihinde 10 sorunun da hiçbirini kaçırmak istemiyoruz. Şimdi öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen kişilere baktığımızda birazdan konumuzu daha detaylı öğreneceğiz zaten. Namık Kemal milliyetçilik konusunu etkileyecek. Ziya Gökalp de aynı şekilde bak soy ismine bak Gökalp yani tam bir milliyetçi. Zaten milli edebiyatın kurucuları bunlar. Mehmet Emin Yurdakul bak soy ismine bakar mısın? Yurdakul yani tam bir milliyetçi. Zaten Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlayacak. Biliyorsun Fransız İhtilali sonrasında devletler Osmanlı Devleti'nin içerisinde bir sürü devlet vardı. İşte Rumlar, işte Ermeniler, başka ne diyebiliriz? Bulgarlar, Sırplar, işte Araplar, Arapları şöyle başka bir renk alalım mesela. Farklı farklı milletler vardı. Fransız İhtilali'nden sonra azınlık isyanları çıktı. Bulgarlar dedi ki biz Bulgarız. Rumlar dedi ki biz Rumuz. Sırplar dedi ki biz Sırbız. İşte Yunanlılar dedi ki biz Yunanız. Ermeni, herkes biz şuyuz biz buyuz diye itiraz edince Mustafa Kemal Atatürk dedi ki o zaman biz de Türk'üz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kururuz dedi. Dolayısıyla Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımları azınlık isyanlarına sebebiyet veriyor. Azınlıklar isyan ediyorlar ve sonra da Mustafa Kemal Atatürk Selanik şehrinin özelliklerine bakıyor. Diyor ki bunlarla bir arada yaşamak bazen zor olabilecek. Dolayısıyla biz dikkatli olmalıyız diyor. Zaten onun da söylediklerini destekleyen olaylar yaşanacak. Türk-Yunan Savaşı yaşanacak. Ardından gelen işte Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşı bütün bunlar esasında Mustafa Kemal'i etkileyen olaylar olacak. Demokratikleşme adımlarında da Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen kişiler ve olaylar var. Fransız İhtilali zaten dünyada tüm ülkelere demokratikleşme getirecek. Tevfikret, inkılapçılık fikri konusunda yani batıcılık fikri konusunda Mustafa Kemal Atatürk etkileyecek. Birazdan bunları göreceğiz. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montaigne bunlar da esasında Fransız İhtilali'nde önemli isimler. Bunları da güzel güzel öğreneceğiz. Harika bir şekilde hiç çalışmadan... Hiçbir çalışmayacağım hocam. Ya hiç çalışmayacağım derken yani eğlenerek, öğrenerek tarihimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi nasıl kurtardığını mükemmel bir şekilde görerek esasında çalışmak değil de hani öğrenmek nedir onu öğren onu gerçekleştireceğiz seninle birlikte Tonguç'um. Birazdan videomuzda göreceğimiz konuları gördük. Ödevimizi dersimizin başına vermek istiyorum. LGS kampında Eylül ayındayız. Eylül ayımız da bitiyor. Zaman hızlı bir şekilde geçiyor. 0'dan 8'e sözel kitabımıza bu konuyu mükemmel bir şekilde anlattık. Buradan da mutlaka çalışmanı istiyorum Tonguç evladım benim. Burada hemen şöyle göstermek istiyorum bak. Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı bu kısımları güzel güzel çalışmanı istiyorum. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen olaylar var. Buhranlar büyük kahramanlar doğurur diyeceğiz. İşte bu sayfayı güzel bir şekilde okuyup aynı zamanda ardından da bu soruları çözmeni istiyoruz. 0'dan 8'e de. Bu tabii ki temel seviye kitabımız. Ardından taktikli soru bankamızda burada yine buhranlar büyük kahramanlar doğururla alakalı güzel bir testimiz var. Burayı da çözmeni istiyorum. Zaten bu testi çözmüştüm bir önceki dersimizde. Tabii kitaplarımız öyle küçüktür çünkü bu büyük sayfa. Şöyle yaklaşmak istiyorum, şöyle yapmak istiyorum. Ha. Ardından Dinamo Soru Bankamızda Tonguç Eylül benim. Dinamo Soru Bankası da yine buhranlar, büyük kahramanlar doğruyla alakalı çok güzel bir testimiz var. Yine takıldığın sorular olabilecek. Karikada okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebilirsin. Ve son olarak da Zoru Bankası'nda yine benzer bir şekilde buhranlar, büyük kahramanlar doğru sayfasını açıyorum. Burada da biraz daha zorlayıcı sorular var ama yine karikada okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebilirsin. O zaman hadi bakalım inkılap tarihi yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi bu konuyu güzel bir şekilde öğrenelim. Birincisi
19. yüzyılda. Babasından etkilenmiştir Mustafa Kemal hocam. Babası genç yaşta vefat etmiş Tonguç'um. Yani Mustafa Kemal daha çocukken babasını kaybediyor. Ama burada şunu bilmemiz lazım. 19. yüzyılda dünyada ve Osmanlı'da yaşanan gelişmelere kısaca değinmemiz lazım. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu dönemde. Yani 1881'ler, 1890'lar, böyle 1895'ler bu dönemlerde dünyada ve Osmanlı'da bazı önemli gelişmeler var. Birincisi dünyadaki en önemli iki gelişme şu. Fransız İhtilali 1789'da gerçekleşiyor bu. Bayılırım Fransız İhtilali. Dur Tonguç'um, 1789'da gerçekleşiyor ama bunun etkileri biraz daha 1800'lerde 1850'lerde tam diğer devletlere yansıyacak. Bir de Sanayi İnkılabı var. Bu da yine 19. yüzyılda 1800'lerde İngiltere'de başlayacak. Fakat bunun da etkisi Osmanlı'ya biraz daha sonra gelecek. Nasıl oluyor? Şimdi Fransız İhtilali Osmanlı'yı hem olumlu yönde etkileyecek hem de olumsuz yönde etkileyecek. Daha çok da olumsuz yönde etkileyecek. Niye? Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımları, milliyetçilik isyanları Osmanlı'nın içerisindeki küçük devletlerin, küçük milletlerin ayrılmasına sebebiyet verecek. Hatırlarsan biz tabii ki ilk başta Söğüt'te, Bilecik Söğüt'te doğduğumuz zaman Türklerden oluşuyorduk ama zamanla Bulgarlar, işte ne bileyim Romenler, Yunanlar, Sırplar, farklı farklı milletler Osmanlı'nın içerisine girmişti. Bu milletler Fransız İhtilali sonrasında ben Sırbım diyecek, ben Bulgarım diyecek, ben Romenim, ben Yunanım, ben şuyum, ben buyum diye ayrılacaklar. Ben Japonum. Ben Japonum diye ayrılacaklar. Tabii Japonlar çok azınlıktaydı Tonguç. Çok Japon neredeyse yok gibiydi. Araplar biz Arabız diye ayrılacaklar. Ve Fransız İhtilali sonrası Osmanlı Devleti parçalanmış olacak. Fakat şu da önemli. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin de kurulmasını sağlayacak. Mustafa Kemal de diyecek ki o zaman biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarız. Olumlu yönü neydi peki? Olumsuz yönünü söyledik. Olumlu yönü Fransız İhtilali'si şu Tonguç'um. Fransız İhtilali sonrasında Osmanlı'da anayasallaşma süreci başlamıştı. Yani işte Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyetler hep Fransız İhtilali. Allah ıslah etsin bunları. Aynen Allah ıslah etsin dedik. Bu bütün bunlar Osmanlı'nın içerisine yansımış oldu. Ve aynı zamanda Tonguç evladım benim Sanayi İnkılabı'na bakalım. Sanayi İnkılabı daha çok Osmanlı'yı olumsuz yönde etkiledi. Niye? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayi devrimine tam geçiş sağlanamadı. İngilizler buharlı makinelerle beraber hızlı bir makine üretimine geçerken, yani şöyle düşün, diyelim ki her zaman aynı örneği veriyorum ama yine aynı örneği vereceğim. Gömleği biz elimizle dikerken Avrupalılar makinalarda çok daha ucuza, çok daha hızlı bir şekilde mal ettiler ve bu gömleğin de ham maddesi ne? Pamuk. Bu pamuğa ulaşmak için de küçük devletleri, fakir devletleri veyahut da ham maddeye sahip ama askeriyesi güçlü olmayan devletleri sömürmeye başladılar. Ve zaten Birinci Dünya Savaşı'nın da temel sebebi paraysa sanayi inkılabı da bunun tetikleyicisi oldu. Osmanlı ne durumdaydı? Osmanlı üretemiyordu. Osmanlı'nın çok fazla ham madde kaynağı vardı ama fabrika üretimine geçemediği için sıkıntı yaşayacaktı. Hocam gerçekten üzülüyorum. Bu kadar olumsuzluklar nasıl yaşamış insanlar? Ama bu olumsuzluklar her sıkıntının sonrasında güzel günler bekler. Dolayısıyla Osmanlı evet Fransız İhtilali ve sanayi inkılabından olumsuz etkilendi ama olumlu yönlerini de kaptı. Az önce söylediğim gibi milliyetçilik kavramı Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebebiyet verdi ama yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağladı. Azınlık isyanları çıkacak. Azınlık dediğimiz, azınlık deyince aklına ne geliyor Tonguç'un? Azınlar hocam. Azınlar evet. Sürekli hocam. Evet sürekli azdılar. Nasıl azdılar? Yani azınlık tabii ki azmakla alakası yok. Burada az sayıda bulunan demek. Mesela şu anda Türkiye'de Türkler çoğunlukta ama Suriyeliler azınlıkta. Onlar isyan etseler Allah korusun sorunlar çıkarsalar ne olur? İşte bunun gibi şeyler yaşandı. Azınlık isyanları böyle bir şey. Demokratikleşme adımları da yine Fransız İhtilali'nin olumlu yönü. Bak buraya o zaman şöyle olumlu bir ifade çiziyorum. Fransız İhtilali için. Azınlık isyanlarına da olumsuz bir yön resmi çiziyorum. Sanayi diyelim ekonomik anlamda Osmanlı'yı çökertiyor. Hep yabancı mallar Osmanlı'nın ekonomisine, pazarlarına hakim oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen kişilere baktığımızda yerli insanlar da etkileyecek Mustafa Kemal Atatürk'ü yabancılarda. Şimdi yerlere baktığımızda Tevfikret'i görüyoruz. Tevfikret'in en önemli özelliği milliyetçi. Milliyetçi değil. Batıcı. Pardon. Milliyetçiliği hiç sevmiyor. Milliyetçiliği, dinleri falan her şey karşı. Diyor ki özgürlük ve adalet önemli diyor. Ben inkılap ruhunu ondan aldım diyor Mustafa Kemal. Niye biliyor musun? Tevfikret diyor ki her şeyin başı bilimdir. Sadece bilime odaklanalım. Ben işte yok ulusçulukmuş, Türkçülükmüş, şuculukmuş, buculukmuş, İslamcılıkmuş bunların hepsine karşıyım diyor Tevfikret. Birazcık gaza gelmiş bir şairimiz. Ve dolayısıyla da ama bilime, modernleşmeye, yenileşmeye önem vermeliyiz diyor. Mustafa Kemal onun bu kısmını yani iyi kısmını alacak, kötü kısmını bırakacak. Ziya Gökalp'e baktığımızda soy isminden belli bak. Arı gibi hocam herkesten iyi şeyleri alıyor. Evet. Kötü kısmı bana ne? Evet bak Gökalp'e baktığımızda ise bak Fikret fikirleriyle batıcılık demiştik. Gökalp de Gökalp yani böyle Alparslan, Alp gibi düşüneceksin. Öyle söyleyince gerçekten öyle olacak. Evet. Milliyetçilik ve Türkçülük fikrinden etkilenecek. Fikirlerimin babası diyor.
diyor Mustafa Kemal Ziya Gökalp. Niye? Çünkü Ziya Gökalp normalde diyor ki tamam kardeşim Osmanlı'da Araplar biz Arap'ız diye ayrıldılar. Romenler biz Romen'iz diye ayrıldılar. Tamam ama biz de Türk'üz diyor yani. Biz ta Hunlar, Göktürkler. Göktürkler. Teşekkür ederim Tonguç. Uygurlar, Karahanlar, Büyük Selçuklar, Anadolu Selçukları. Yani bir sürü Eyyubiler. Bunlar bir sürü başarılar elde etmiş Türk devletleri. Soylu bir soya sahibiz. Tebrik ediyorum. Dolayısıyla biz niye böyle bir anda eziliyoruz ki? Yani Bulgarlar, Romenler isyan etti diye. Ay, o da kimmiş? Hayır, onlar da kim diyorsun? Şöyle düşün Tonguç. Bak şu anda Cumhuriyet 1923 yılında ilan edildi biliyorsun. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi. Peki daha biz 100 sene oldu mu Cumhuriyet ilan edileli? 100 sene olmadı hocam. Olmadı. Bak 100 sene olmadı ama ne kadar köklü bir devletiz biz. Oh be diyoruz Türkiye Cumhuriyeti yıllardır beraberiz çok güzel diyoruz. Bulgaristan bizim altımızda 550 yıl yaşıyor. Yunanistan 500 yıl yaşıyor. Romanya 470 yıl yaşıyor. Yani 470 yıl adamlar bizim topraklarımızın altında, Türkiye Devleti'nin altında yani Osmanlı Devleti'nin altında yaşamışlar. Ve huzur içinde yaşamışlar. Dolayısıyla biz zaten çok güçlü, köklü bir devletiz. Ama ister istemez bazı Fransız İhtilali sonrasında bazı isyanlara müdahale edemeyeceğiz. Namık Kemal'e baktığımızda ise vatan şairi. Namık Kemal ileride edebiyat dersi öğrendiğin zaman ileriki sınıflarda göreceksin. Vatan kelimesini görünce hemen Namık Kemal diyeceksin. Ve hürriyete çok önem veriyor. Hatta diyor ki insanlar diyor farklı farklı milletlerden, farklı farklı kimselerden, farklı farklı dinlerden bile olsa hür bir ortamda rahatça yaşayabilirler diyecek. Ve Mustafa Kemal de bundan etkilenecek. Hatta Mustafa Kemal'in halkçılık politikası, laiklik politikası hep bundan bağlantılı şeyler. E tabii ki en önemlisi de milliyetçilik politikası. Mehmet Emin Yurdakul'un da soy ismini vermeli bak. Yurdakul. Yani ülkesine kul olmuş, ülkesini çok seviyor. Türkçülük akımına önem verecek. Milli benlik ve milli birlik kavramlarını yine Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Emin Yurdakul'dan alacak. Yabancılara baktığımızda Rusoy'u görüyoruz. Modern demokrasi. Jean-Jacques Rousseau'nun bir kitabı var. Diyor ki toplum sözleşmesi diye. Bir ülkeyi diyor sadece kral ve onun oğulları yönetmek zorunda değil. İnsanlar kendi aralarında anlaşıp kimin yöneteceğine karar verebilirler diyor. Mesela sizin sınıfta sınıf başkanından sonra onun kardeşi mi geçiyor? Hayır. Bir aday belirliyorsunuz. İşlerinizden biri aday oluyor. O adaya oy veriyorsunuz ve sınıf başkanı seçiyorsunuz. Ülkemizde de öyle. Cumhuriyet var. Harika bir yönetim şekli. Bazen A partisi yönetici oluyor. Bazen B partisi. Bazen C partisi. Bazen D partisi. İşte bunu Mustafa Kemal öğrenecek ve diyecek ki o zaman biz de cumhuriyeti ilan etmeliyiz. Voltaire yine din ve ifade özgürlüğünü, insan haklarını vurgulayacak. Montesquieu kuvvetler ayrılığı ve ulusal egemenliği vurgulayacak. Ve Mustafa Kemal bütün bunların hepsini sentezleyip mükemmel bir sistem oluşturmaya çalışacak. Ah yeni nesil bir soru var şimdi karşımızda. Bayılıyorum hocam. Bayılma çünkü soruyu çözmen lazım. Soruyu çözüp doğru yaptıktan sonra bayılabilirsin veya da uyuyabilirsin fark etmez. Diyor ki bir paragrafımız var. Buna göre Mustafa Kemal'in yenilikleri Türk milletinin karakteriyle bağdaştırması onun hangi özelliğinin göstergesidir? Şimdi önce bir soruyu okuyalım. Okuduk, seçeneklere baktık ve paragrafı okuyalım. Mustafa Kemal Osmanlı aydınlarının taşıdığı ve geliştirdiği Batı fikirlerinden de etkilenmiştir. Özellikle Türk inkılabında akılcılık, rasyonalizm ve pozitivizmin izlerini görmemiz, bak garip garip kelimeler var, bunun delilidir. Fransız devrimiyle birlikte ortaya çıkan düşünce akımlarından özellikle ulusal egemenlik, milliyetçilik, laiklik gibi ilkelerden de etkilenmiştir. Ancak onun inkılap fikri tamamen çağdaş ve Türk milletinin karakterine özgü yeni bir olgudur. Bak, Türk milletinin karakterine özgü yeni bir olgudur. Örneğin Fransa'dan esinlenilen demokrasi kavramını aynen tatbik etmemiş, Türk milletinin karakteriyle bağdaştırmıştır. Türk milletinin karakteriyle bağdaştırması hangi özelliğini gösterir diyor. Şimdi bu tür sorularda bir de takdimimiz var Tonguç'um. Bu tür sorularda kaçacağız. Hayır, hiç anlamadım. Çok ağır bir dil metin bak, hocam bu. Bu tür sorularda Türkçe'de de bu geçerli, inkılap tarihinde geçerli. Son cümlelere odaklanman lazım. Son cümleler genellikle paragrafın cevabını verir. Bir de takdimimize bakalım. Mustafa Kemal yerli ve yabancı düşünürlerden demokrasi, milliyetçilik, inkılapçılık alanlarda etkilenmiştir. Ancak bunun milli bünyeye uygun olmasına dikkat etmiştir. Yani Mustafa Kemal diyor ki çağdaşlaşacağız ama milli duyguları koruyacağız. Yani mesela bizde eskiden Arap harfleri vardı. Mesela Tonguç böyle yazılıyordu. Tonguç böyle yazılıyor. Tamam şöyle tam yazamadım da. Esselamu aleyküm ya hacı. Aleyküm selam ya hacı. Tonguç böyle yazılıyordu. Sonra T harfini aldık. Tamam. O harfini aldık. Tamam. N harfini aldık. G harfini aldık. Ama Ç harfini biz kendimiz ürettik. Ç İngilizce'de yok. Veyahut da İngilizce'de Ş harfi yok. İngilizce'de Ü harfi yok. İngilizce'de ne bileyim ne yok. Yumuşak D. Bunlar bizim tamamen kendi milli benliğimizle ürettiğimiz kelimeler. İşte yeni harfler alıyorsun Latince'den ama kendi benliğin. Dolayısıyla burada anahtar kelimemiz milliyetçilik, milli Türk kelimelerini gördüğümüz zaman Bursa seçeneğini işaretliyorsun. Şimdi bunlarla alakalı sen böyle beni dinle tam öğrenemezsin. Bunlarla alakalı soru çözmen lazım. O yüzden hemen dinle nereye kadar hocam? Şimdi kampımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hemen ödül sorusunu yap, yorumlara yolla. Şimdiden başarılar diliyorum Tonguç.